Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım, en son videolardan biliyorsunuz, Yamaha Signus RS modeliymiş bu arada arkadaşlar. L modeli değilmiş, yani L modeli değilmiş. Bunu da yeni öğrendim ve motor 125cc'miş. Ya ruhsatı falan vardı aslında, ruhsatına falan bakmadım. Yani 110cc diye biliyordum, 125cc'miş. Bir önceki videolarda birazcık yanlış bilgi vermişim ama şimdi düzelttim. Şimdi alalı yaklaşık motor 3-4 gün oldu. 3-4 gün içinde aldığım kişi bakımları yeni yapıldı dedi. Fakat motor yağını kontrol ettiğim zaman, aldığım günün ertesi sabah motor yağını kontrol ettiğim zaman motor yağı çok azdı. Ondan sonra ben bundan şüphelendim. Ondan sonra motor yağını değiştirmesinin nereden olduğunu bilmediğim için Manisa'da Kenan Evren'de Ayhan değil sanırım. Yamaha servis var. Adamın ismini hatırlamıyorum şimdi, ustanın ismini hatırlayamadım. Ona götürdüm. 30 TL motor yağı değişti. Normal Petrovic'i yanından koydu. Hava filtresini değiştirdim. O da 30 TL orijinal hava filtresi. Şimdi de az önce de bujeyi değiştirdim. Üstündeki çıkan bujeyi göstereyim. Gösterebilirsem. Üstünden çıkan buji de NGK marka orijinal bujisiymiş. Bu da ustanın söylediğine göre bu buji bayağı bir kötü olmuş. Bayağıdan beri de değişmemiş. Yani bana söyledi, önceki sahibi işte tüm bakımları tamam, 1,5 milyarlık Yamaha faturası var. Fatura istedim, fatura dedi, serviste dedi, bir ara gittiğim zaman alırım. Yerini falan tarif etti, ben oraya gittiğim zaman plakadan sorgulatabilirim. Ama yani 1,5 milyar bu motoru, yani 2 milyara yakın Yamaha servisi ne yapmış yani Manisa'daki? Yani bu motoru hiç motordan anlamayan birine bile götürsen, adam direkt bakım olarak motor yağını değiştirir, hava filtresini değiştirir, bujiyi kontrol eder, bujiyi değiştirir. Bunlar ne yapmış o kadar parayı bilmiyorum. Onun haricinde hiçbir fikrim yok. Onun haricinde genel olarak motordan bahsedersem bunlar benim modelde 90'ı geçmiyor. İnternette falan araştırdığım forumlarda galiba limitör gibi bir şey varmış. Bilerek Yamaha koymuş 90'ı geçmemesi için. Oyun çaldığı zaman 90'a geçiyormuş ama yatak sarma, krank kırma gibi sorunlar oluyormuş. Yamaha bilerek bu limiti koymuş. 90'a kadar bu arada çok rahat yapıyor. Onu söyleyeyim. Onun haricinde başka iki kişi çok rahat biniyor. Selesi çok geniş. Bir de çok rahat, amortisörleri falan daha esnek, daha fazla esneme mesafesi var. Koltuğu falan da daha rahat. Dediğim gibi hızlanması falan çok iyi. Yani ben bayağı memnunum hızlanmasından falan. Şu anda bana yeterli. İki kişi de mükemmel çekiyor. Yani hani iki kişi kendinde falan da yine 90 yapıyor. Onun haricinde yani motorda öyle mekanik falan bir sıkıntı yok. Sadece dediğim gibi granajları falan birazcık çeşmede kaldığı için böyle. 1,5 milyar şu anda toplam granajları. Komplen dışı 1,5 milyar. Orijinal Yamaha parçaları. Parçaları da öyle aman aman da pahalı değil. Kayışı da 250-260 TL'ymiş orijinal kayışı. 30 bin kilometre falan usta dedi, gidiyor dedi. Hatta dedi bunlar da dedi kolay kolay kopma olmaz. En çakma en dandinler taksan dedi 5000 kilometre gider. Ben şimdi önceki sahibi kayışını değiştirdim dedi, daha yeni değiştirdim dedi, 25.000 km'de ben böyle bir 5.000 km kullanacağım. 5.000 km sonra büyük ihtimal, yani satmaya falan karar vermezsem, büyük ihtimal en iyi kayıştan alacağım, kafam rahat olsun. Yani kolay kolay zaten bu motorlara öyle dandik parça takamıyorsun, parçaları zaten ucuz, yani orijinal parçaları çok pahalı falan değil ve hala daha bulunuyor 2008 model olmasına rağmen. Onun haricinde ne anlatabilirim diye düşünüyorum. Yakıtı birazcık fazla diye okudum yorumlarda. Cidden yakıtı birazcık fazla. Yani 2 günde bir 10 TL alıyorum. Yani bilmiyorum. Yani yakıtı bana da birazcık fazla geldi açıkçası ama. Yani normal ya. Yani ben memnunum bu motordan. Onun haricinde şey dediğim gibi bakımlarını yaptırdım. Almadan önce ben ustaya falan sormadım. Çünkü o Mondial'den kurtulmak istiyordum. Mecburen aldım. Yani başka da bir şey model yoktu. O yüzden aldım. Ustaya falan gösterdim. Ben dediğim gibi kendim baktım mekanik olarak, babam da bu işlerden anlıyor, babamı falan gösterdim. Motorun sesi, işte motordan çıkan işte yağ falan yakmıyordu, egzoz falan gayet normal, duman falan çıkmıyordu. Mekanik olarak bir sıkıntı yoktu. Bir de mekanik olarak olan parçaları falan orijinal, bakın şurada buralarda falan hala da Yamaha falan yazıyor. Yani mekanik olan motorun böyle tutan parçaları falan hala da orijinal parçaları ve Yamaha falan yazıyor. Yani bu mekanik olan parçalar iyi durumda. Bir tek arka fren balatasının teline çok dandik bir şekilde yapmışlar. Arka fren çok az tutuyor. Balata değişmezse 100 TL'ymiş. Balata değişirse orijinal balatasıyla beraber 150 TL'ymiş. Onun için motoru 3 saat 2 saat kalması lazım.
Abi ben de motoru bırakamıyorum. Her gün lazım olduğu için, bir de evimde ters bir yerde olduğu için. Onun haricinde öyle ön freni çok sert. Ön freni bayağı bir iyi. Yani alıştım. Ama ön freni bayağı bir ani. Yani aniden bir şey çıksa 40 ile 50 ile giderken sanırım duramam. Ya düşerim ya çarparım. O yüzden hızlatmıyorum. O fren balatalarını hemen halletmeye çalışacağım. Onun haricinde işte aldım. Motor yerini değiştirdim. Bundan sonra kendim değiştireceğim. Kayış dediğim gibi yeniden de kayış takılsa bile adam daha yeni takıldı dedi. 5000 km dedi. Sorun olmaz dedi. Kayışın 5000 km sonra değiştireceğim. Hava filtresini değiştirdim. Onun haricinde bujiyi de değiştirdim. Ustaya da gösterdiğinde herhangi bir sorun falan yok dedi. Bunlar zaten dedi. Çok sağlam. Kime sorsam çok iyi yapmışsın. Çok sağlam. Hani hurdasını bile aslan Çin malına göre çok daha iyi falan dediler. O yüzden motordan memnunum. Bir süre bunu kullanacağım büyük ihtimal. Belki grenajlarını falan da değiştiririm. Orijinaliyle. Şu anda bir sıkıntı yok yani, sadece görünüm böyle. Onun haricinde ilk izlenimlerim çok rahat. Yani yer falan, koltuğun altı falan bayağı bir büyük. Ön tarafı da falan bayağı bir büyük. Göstergeleri falan, gece ışıkları falan da güzel. Bu göstergenin gece ışıkları falan güzel. Gösterge de bu şekilde. Farları falan da güzel, fena değil. Ben pastacılığa falan yaptım. Bayağı böyle bir topladım motoru kendimce. Yıkadım, temizledim. Birazcık o çizikleri falan birazcık gitti. Onun haricinde başka sanırım bir şey olmadı. Genel olarak memnunum. Yani Yamaha kalitesi gayet güzel, tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim. Eğer çimalı motorunuz varsa onu satın. Motor ehliyeti alın. Size şu anlık pahalı gelebilir Mustafa, ama çimalını kullanmaya devam ederseniz zaten o paranın daha fazlasını o çimalı motora harcıyorsunuz. 50cc 80cc falan yaptırmakla bence hiç uğraşmayın. Direkt orijinal böyle bir şey alın. Ki bakın arkadaşlar, bu motor 125cc orijinalinde. Bu motor hani kesici olduğu halde 90 yapıyor yani. Zaten kesici olmasa da yani 120-130 falan yapıyor da Yamaha'nın 125cc modeli. Hani 80cc 50cc çimallarını 80cc yapınca 80-90 falan yapılıyor diyorlar ya. Yani onu ben yapacağını zannetmiyorum. Ya da öyle gösterse de gerçek hızını yapacağını zannetmiyorum. Bir de o hızlarda bu motor bile şey yapıyor yani. Mesela frenleri falan şeyleri o hızlarda çok uygun değil. Bir de o Çin malları daha da ince lastik, daha da zayıf fren olduğu için onlar daha da uygun değildir. O yüzden ben tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi direkt ben görüşüm bu. Çin malını direkt satın, kurtulun. Bir şekilde motor ehliyeti alın. Veya yine 50 sesi kullanmak istiyorsanız Honda'nın, Yamaha'nın eski modellerini alabilirsiniz benim gibi. Mekanik olarak sağlam olsun. Mekanik olarak da bu motorlar arkadaşlar, hurdasını bile alsanız bir kere masraf yapıyorsunuz. Onun haricinde 25.000-30.000 km ya ömürlük bir daha masraf yapmıyorsunuz yani. Onun haricinde böyle. Çok fazla yine onun haricinde dedim, yorumlarda yine bana kızacaksınız. Yorumları da mümkün olduğunca okuyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Şimdilik aklıma gelenler bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Lütfen videoları izlemeden bana direkt soru sormayın. Yani ben bir sürü video çektim mesela bu konuda. Direkt yorumlarda cevabını bekliyorsunuz. Yorumlarda cevabını hemen zaten veremem. Videoları izleyin. Kanaldaki diğer videoları bakın. Yorumları okuyun. Eğer yoksa öyle sorun lütfen. Onun haricinde böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.